Trakya Birliği adına 4, Yalova Tersaneler Spor Kulübü adına 1 olmak üzere Türkiye'yi temsil edecek 5 kadın güreşçi Samba'nın başkentinde ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için ter dökecek. Milli sporcumuz Hafize Şahin de Rio'da ellerinden geleni değil daha fazlasını yapacaklarını söyleyerek "Şimdi tek istediğimiz milletimizin duaları. Milletimizin duaları ile birlikte güzel sonuçlarla beraber geri döneceğiz." dedi. Önemli olan bizim için olimpiyatlarda ülkemizi güzel bir şekilde temsil edebilmek. Evet, şimdi yolculuk Rio'ya. Orada da mindere çıkarken 80 milyonun arkamızda olduğu bilinciyle maçlarımızı yapacağız ve mindere çıkacağız. Şu an tek isteğimiz milletimizin duaları. Onların da duaları ile birlikte umarım ülkemize güzel sonuçlarla geri döneceğiz. Trakya Birlik güreşçileri Elif Jale Yeşilırmak, Hafize Şahin, Bediha Gün ve Yasemin Adar ile Yalova Tersaneler Spor Kulübü güreşçisi Buse Tosun, dün Samba'nın başkentinde başlayan olimpiyat heyecanına katılmak üzere yola çıktı. Edirne'deki olimpiyat hazırlık merkezinde çalışanlar ve yakınları tarafından uğurlanan kafilenin başında Türkiye Serbest Güreş Kadın Milli Takımlar Teknik Direktörü İsmail Kosukoğlu ve A Milli Takım Antrenörü Habil Kara yer alırken Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak da milli güreşçileri yalnız bırakmadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, Türkiye'nin 115 sporcusuyla katıldığı Rio Olimpiyatlarına Edirne'den 5 bayan milli güreşçi gönderdiklerini ifade ederek oldukça mutlu olduklarını söyledi. Edirne ili olarak da bayan güreş branşında 5 sporcuyla olimpiyatlara ve olimpiyatlarda inşallah ülkemizi temsil edeceğiz. Tabii bu hem ülkemiz için hem Edirne'miz için, ülkemiz geneli ve Edirne özelinde bizleri gururlandıracak bir başarı. Çünkü dünyada 3. olimpik branşlar, 6 branş var. Biz bu 6 branşın 5'inde sporcu gönderiyoruz. Bizim için sevinç kaynağı. Çünkü Edirne'nin bir kulübü, Trakya Birlik Spor Kulübü ve 4'ünün de onların sporcusu olması. Bunların hepsi birleştiğinde güzel bir başarı ortaya şu ana kadar çıktı. Ama zirvesi dediğim gibi olimpiyatlar. İnşallah orada da kızlarımız en iyi dereceleri yapacaklar ve bizleri gururlandıracaklar. Türkiye Serbest Güreş Kadın Milli Takımlar Teknik Direktörü İsmail Kosukoğlu da kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek "İnşallah alın terini madalyaya çeviririz. Dualarınızı eksik etmeyin." diye konuştu. Bir yıldan fazla Edirne'de kamp yapmaktayız. Bunun çeşitli zamanlarında yurt dışında kamp yaptık. Çeşitli turnuvalara katıldık. Sporcularımız Avrupa Şampiyonası'nda turnuvalarda iyi dereceler aldılar. Sporun zirvesi olduğu olimpiyatlarda 4 sporcumuz ilk defa olimpiyata katılacak. Bir sporcumuz 2012 olimpiyatlarında yarıştı. İnşallah alın terini madalya çeviririz yani. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa 2 ve 3.'lüğü bulunan başarılı milli sporcumuz Hafize Şahin ise olimpiyatların dünyanın en prestijli spor organizasyonu olduğunu ve bu nedenle Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduklarını söyledi. Dünyanın en prestijli spor organizasyonu olan olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Orada ülkemizi, ay yıldızlı bayrağımızı şu zorlu günlerde temsil edeceğimiz için mutluyuz tabii ki de. Bu bizim için güzel bir başlangıç. Çünkü daha önce olimpiyatlara sadece bayan güreşinde bir tane sporcu katılmıştı. Biz de 6 sikletin 5'inde kotayı alarak bayan güreşinde bir ilki gerçekleştirdik. Bu bizim yaptıklarımızın başlangıcı. Önemli olan bizim için olimpiyatlarda ülkemizi güzel bir şekilde temsil edebilmek. Şimdi yolculuk Rio'ya. Rio'da da elimizden geleni değil fazlasını yapmaya gidiyoruz. Umarım orada da ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağız. Biz Avrupa Dünya Minderlerinde varız dedik. Evet, şimdi yolculuk Rio'ya. Orada da mindere çıkarken 80 milyonun arkamızda olduğu bilinciyle maçlarımızı yapacağız ve mindere çıkacağız. Şu an tek isteğimiz milletimizin duaları. Onların da duaları ile birlikte umarım ülkemize güzel sonuçlarla geri döneceğiz. Bir diğer milli güreşçi Yasemin Adar da hedeflerinin Rio'da ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak olduğunun altını çizerek "Hedefimiz Rio'da bayrağımızı dalgalandırmak." şeklinde konuştu. Bugün itibariyle başlamakta. Edirne Tohum Merkezi'nde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Tüm ekibimizle beraber iyi hazırlandık. Olimpiyatlarda 5 kişiyle temsil edeceğiz ülkemizi. Hedefimiz tabii ki de Rio'da olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak. Bunun için KAN'la başta çalıştık. Bu 5 sporcumuz da eminim çok iyi yerlere gelecek. Çok iyi başarılar elde edeceğiz.
Olimpiyatlarda Mindere ilk olarak 14-16 Ağustos tarihlerinde Greco-Romen milli takımlarıyla çıkacak Türkiye'yi 17-18 Ağustos'ta bayanlar ve 19-21 Ağustos tarihleri arasında da serbest güreş milli takımı temsil edecek. Türkiye ve Edirne'nin nefesini tutup güzel haberleri bekleyeceği kadın güreşçilerin programı şu şekilde. 17 Ağustos Çarşamba Elif Şale Yeşilırmak 58 kilo, Buse Tosun 69 kilo. 18 Ağustos Perşembe Bediye Gün 53 kilo, Hafize Şahin 63 kilo, Yasemin Adar 75 kilo.